Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine sizlere faydalı olabilecek bir konudan bahsedeceğim. Bugünkü konumuz muhabbet kuşlarında soğuk havalar yaklaşıyor. Soğuk havalarda alınabilecek önlemler hakkında biraz size bahsedeceğim. Çünkü havanın soğumasıyla birlikte kuşlarda soğuk algınlığı, halsizlik, tüy kabartma gibi problemler baş gösteriyor. Bunu birçok arkadaşımız yaşıyor şu anda. Yani yorumlardan devamlı yazıyorlar. Bu konu hakkında biraz sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle muhabbet kuşlarında soğuk havalar başladığı için hani hava değişikliği oluyor. Kuşlar bunu fark ediyor. Ev ortamında da olsa dahi bir şekilde hava değişimi kuşları etkiliyor. Yani hepsini etkilemese de bir kısmını etkileyebiliyor. Bunun için sizlere tavsiyem muhabbet kuşlarının suyunu haftada bir kere yani devamlı değil. Bir suluğa 3 damla 5 damla arasında limon damlatın arkadaşlar. Kuşların direncini artıracaktır. Kuşları bağışıklığını güçlendirecektir ve bu kış dönemine geçişte hastalıklardan korunmasına yardımcı olacaktır. Haftada bir defa bir suluğa 3 damla 5 damla arası damlatabilirsiniz. Diğer bir tavsiyem de şimdi havuç arkadaşlar başladı, havuç çıkmaya başladı. Yakında da göreceksiniz, ben kafeslerin tellerine vitamin olarak havuç veriyorum arkadaşlar. Bir havucu dörde bilip tellere takabilirsiniz. Onu kemirmesi, yani rendelemesinden iyidir. Onu kemirerek hem hareket etmiş oluyor, hem kuşun hareketini sağlıyorsunuz, hem de vitamin alıyor. Kemirmek istediği, hani devamlı kemirgen olduğu için hayvanlar, onu kemirmek de bu hayvanların çok hoşuna gidiyor. Zaten bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Yeni videolar da çekeceğim. Kışın daha havalar soğuduğu zaman da kuşlarınızı, özellikle işte anneler biliyorsunuz, ev temizliği yaptıkları zaman bütün pencereleri camı açıyorlar. Böyle durumlarda ceyranda kalabilecek bir yerdeyse kuşunuz, kesinlikle sağından solundan hava almayacak şekilde ya onu korumaya alın ya da yerini değiştirin. Birçok arkadaşımız bunu fark etmiyor. En ufak bir 10 dakikalık bir cam açılmasında bile kuşların bu kadar tüy olmasına rağmen çabuk soğuk algınlığı yaşıyorlar. Çabuk üşütüyorlar. Rüzgarda zaten kaldığı zaman kuş direkt hani çarpıldı diyorlar. Aslında çarpılma değil. Kuş direkt hani rüzgarın etkisiyle hastalanıp ölüyor. Bunun için de sizden ricam arkadaşlar, önlemlerinizi şimdiden alın. Ben artık mesela havalandırma camını günde 3-4 saat açık bırakıyorum. O da havanın sıcak olduğu saatlerde. Çünkü havalar soğudu. Fazla açık bırakırsak, gece açık bırakırsak kuşlar üşürler ve hasta olurlar. Sizlere bugünlük vereceğim bilgilerden kışlık yapabileceğiniz başka, arkadaşlar kuşlarınızı kışa hazırlama haricinde de rutin olarak, haftalık, aylık olarak işte tırnak kontrolü, mantar var mı ayaklarda, gagada mantar var mı, gagada aşırı uzama var mı gibi bu tip kontrolleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oluşabilecek bir hastalığı önceden tespit edip müdahalesini yapabilirsiniz. İşte kuş tüye giriyor mu? Tüylerini zaten baktığınız zaman belli olur. Dediğim gibi işte gagasında mantar varsa onu görebilirsiniz. Ayaklarındaki mantarı görebilirsiniz. Veya bitlendiyse kaşınmasından bunu fark edebilirsiniz. Aşırı kaşınmasından. Bir de zaten kuşlar şimdi bu döneme girdiğimiz zaman tüylerini arttırırlar hava soğuduğu için. Fazla tüyleri dökülür. Bu tüye girme anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu kuşlar insanlar gibi saçlarınız hani ne kadar gür olursa olsun belli bir kısmı zamanla hani elinize geliyor, dökülüyor. Bu saçlarının yenilendiğini gösteriyor. Bu kuşlarda da tüyler yenileniyor arkadaşlar. Belli bir miktarda kafesinizin altına, tüylerinizin kenarına birikebilir. Bunları sakın hani kuş hasta oldu tüy döküyor gibi algılamayın. Tüy dökme bunlarda tamamen bir bölgenin kel kalmasıyla belli ediyor kendini. Yani onun haricinde yani normal tüy dökümünü şeyle karıştırmayın. Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımın Facebook linki de arkadaşlar açıklamalar kısmında var. Ve her yerden videolar kanalımız, onun linkini de koydum. Oraya da abone olmanızı tavsiye ediyorum.
Ayrıyetten 1 saatlik çiftleşme videomuzla kuşlarınızı kolayca kızıştırabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde bir 250'ye yakın muhabbet kuşuyla ilgili video, faydalı bilgi sizler için kanalımda arkadaşlar. İzleyerek bütün sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Şimdilik Muhabbet Kuşları Dünyası kanalından hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.